tarihi, doğal güzelliklerinin yanı sıra efendim ileri derecede tarım ve hayvancılığıyla Türkiye'nin lideri, 4 tane patentli ürünüyle birbirinden farklı zenginlikleriyle Trakya'nın incesi Kırklareli'deyiz efendim. Kırklareli'de düzenlenen 2. tarım fuarındayız. Fuara dair ne varsa sizlerle paylaşmak üzere programımız başlasın. Çiftçi TV izleyicileri, Anadolu sevdalıları. Efendim, tarımıyla lider, hayvancılığıyla pek çok birbirinden farklı ürünüyle Kırklareli'deyiz efendim. Aynı zamanda peynirin başkenti Kırklareli'nde ikincisi düzenlenen tarım, gıda, hayvancılık ve otomotiv fuarındayız. Efendim, fuarımız çok yoğun. Sektörün liderleri birbirinden farklı hizmet dallarında. Biz de yine sektörlerin liderlerinden olan Acar Tarım'ın standındayız efendim. Müdürümüz ve satış müdürümüz, satış sorumlumuzla Acar Tarım'ı tanıyacağız. Öncelikle firmamızı tanımak adına Sayın Müdürüm Hasan Bey'den firmamız adına bilgiler alacağım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Firmamız tarım sektöründe lider bir firmadır Acar Tarım olarak. Kırklareli'de faaliyet göstermekteyiz. Tarım sektörü, nakliye sektörü, silaj biçim sektörü, balya sektörü gibi tüm sektörlerde varız. Birkaç kol. Birkaç kol, evet efendim. Yaklaşık olarak 16 yıldan beri faaliyet göstermekteyiz. Kırklareli bölgesinde, Trakya bölgesinde. Evet, şimdi Trakya bereketli de toprakları var. Evet. Hakikaten öyle. Hem çalışkan hem mutlu insanların memleketi, üretmekten haz alan ve tüm yeniliklere açık bir millet. Kültür evet, seviyesi evet. Ciddi anlamda yüksek. Yeniliğe ve bilgiye açık. Bununla beraber siz bu üreticilerle yol alıyorsunuz. Evet. Onların olmazsa olmazlarının kalemlerini söylediniz bir yandan da. Evet. Slaj dediniz. Diğer hizmetleriniz. Kabayem olarak bunu özetleyebiliriz. 2022 yılında da Özlem Yem'de fabrika yemeği olarak çalışmaya başladık. Trakya bayiliğini aldık. Bu konu hakkında da Aydın Bey size bilgi verebilir. Daha net bilgilere kavuşabilirsiniz Aydın Bey. Tamam, hemen ben Aydın Bey'e de dönüyorum. Aydın Bey merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet.
insanlığımızı görüyorum. Bir sakin zamanı tercih ettik, rahat konuşalım diye ama gerçekten çok yoğun. Evet, bugün çok yoğun bir katılım var fuarımıza. İnşallah daha sonraki yıllardaki katılımlar artarak devam edecek. Bizim için çok güzel bir fuar. Halkımız burada, bizim yanımızda. Siz de görüyorsunuz. Evet. Herkes heyecanlı. Evet. Bizim için de güzel oluyor fuar. Evet, halk bunu özlemiş. İkincisi evet, evet. Düzenleniyor. Her seferinde tabii ki daha büyük tecrübelerle. Aynen. Acar tarım, efendim, sahada üreticilerle hizmet alanlarınız, Kırklareli Trakya olarak hizmet alanlarınız, bütün bu bilgileri de sizden rica edeceğim. Evet. Ben Acar Tarım'da 2 yıldır satış pazarlama sorumlusu olarak çalışıyorum. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Aydın Turan. 2 yıldır firmadayım. Özellikle yani en önemli faaliyet alanımız yıllarca hizmet ettiğimiz Kırklareli bölgesinde kaba yem konusunda lider firmayız. Bu yörenin mısır sileci konusunda öncü firmalarından biriyiz. Sektörde özellikle Trakya'da bu işe ilk giren firma ve şu an lider olan firma biziz. En büyük faaliyet alanımız dediğimiz gibi mısır sileci, kaba yemde. Evet. Bunun yanında mısır sileci, ot sileci olsun, saman balyası konusunda olsun üretim alanlarımız bunlar. Ve bunun yanında özellikle üreticimizin yanında sadece kaba yem değil, fabrika yemi konusunda da yaptığımız araştırmalardan sonra son bir yıldır bölgede ilk bayliğini aldığımız özlem yemle çalışmaktayız. Bizim gibi lider olabileceğine inandığımız bir firma olduğu için çalışıyoruz. Faaliyet alanlarımızı biraz önce dediğim gibi hem kaba yem hem de bunun yanında fabrika yemiyle birlikte alanlarımızı çok genişlettik. Bölgedeki liderlerimizi daha da perçinliyoruz şu an. Aydın Bey, verilen hizmet çok önemli. Evet. Çünkü üretici kendisi arazisinde yetiştirse dahi yapılan çalışma işletmenin büyüklüğüne göre mutlaka ihtiyaç duyuyor. Evet. Kaba yemde de ihtiyaç duyuyor. Aynen öyle. Yani bu manada da siz 17 yıldır sektörün liderisiniz. Evet. Nasıl geri dönüşümler oluyor? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz üreticilerle? Firmamız adım adım bu konuda bu başarıyı nasıl yakaladı? Şöyle bizim 17 yıllık liderliğimizin pekiştirmedeki en önemli mottomuz her zaman üreticinin yanında olmamız, ona önemsediğimizi belirtmemiz, her zaman desteklerimizi onların yanında hissetmelerini sağlamamız. Önce insan diyoruz. Bizim yani yoksa iş her zaman onur gözüyle bakıyoruz. Çünkü bu üretilen ürün zaten Trakya hayvancılık konusunda ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Ve Trakya'nın da hayvancılıkta en gelişmiş yöresi Kırklareli. Evet. Bizim kaba tamirimiz de Balkan yöresi dediğiniz zaman bizim buralar akla gelir zaten. Evet. Biz de yani kendimize motto olarak önce müşterinin yanında olmayı, çünkü biz lider firmayız ama her şey para kazanmak. Ya da bunun yanında dediğim gibi yani üreticiyi memnun etmek en büyük mottomuz olmuş vaziyette. Evet. Bu da bizim liderliğimizi perçinleyen en önemli noktalardan bir tanesi. Yani Balkan insanı bizim yanımızda, biz onun yanındayız. Kısacası bu. Ne kadar güzel söylediniz, ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Bu bölge hastalıklardan hariç Türkiye'nin en ayrıcalıklı bölgesi. Evet. Hatta bazen diyorum, 2 hafta önce Nevşehir Tarım Fuarı'ndaydım. Damızlık Birliği buradan hayvan seçip götürdü. Trakya'nın hayvanları bitecek. Yani bazen bunu konuşuyoruz yani. Yani Türkiye'ye buradan gidiyor bir yandan da. Şöyle söyleyeyim, kıvırcık dediğinizde aklınıza 2 tane şey gelir. Bir tanesi sofralarımızdaki maruldur. Bir tanesi de kıvırcık koyunudur. Kıvırcık o da nerededir? Trakya'dadır. Trakya'dır. Balkan'dadır. Balkan'dadır. Tescillenmiş aynen. Kıvırcık evet. Koyunu. Hı-hı. Bu çok çok güzel olmuş. Tabii. Bunlar hep beraber. Sivil toplum kuruluşları, sizler. Öyle bir geniş ailesiniz. Hı-hı. Yani bir zincirin halkaları gibi. Aynen öyle. Siz de olmazsanız olmaz. Onlar da olmaz. Bu şekilde başarıya doğru belirli bir yol alınıyor. Bu geniş ağ hizmetinde ben hemen Hasan Bey'e döneceğim. Büyük bir hizmet veriyorsunuz. Yani bu 17 yıl içerisinde bu kadar insana dediniz, bu kadar işletmeye bunu nasıl temin ediyorsunuz? Yaklaşık olarak 3000 dönüm bir arazide faaliyet göstermekteyiz. Tabii ki bu bütün Trakya'ya yetmez. Bunun yanında dışarıdan üreticilerimizden destek alıyoruz, müşterilerimizden destek alıyoruz. Mısır sileci, saman balyesi, ayçiçek, buğday, bu tip konularda da üreticilerimizden destek alıyoruz. Kendi 3000 dönüm arazimizde, tüm çiftliklere yetemeyiz zaten. Yani. Evet. Geniş bir alan. Geniş bir alan, evet, mücadeleli bir iş oluyor. Yani. Zor bir iş oluyor, bunu başarmak kolay değil. Dediğim gibi dışarıdaki müşterilerimizden ağırlıklı derecede destek alıyoruz.
Şimdi fuar alanında gözlemlediğim kadarıyla şimdi farklı boyutlarda paketlenmiş sılajlar gördüm. O evet. konuda da bilgi almak istiyorum. Yani işletmenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre farklı taleplerde bulunabiliyorlar mı? Siz bu manada nasıl çözümler getiriyorsunuz? Yani şöyle özetlemek gerekirse bu işe ilk başladığımızda dökme olarak büyükbaş hayvan çiftliklerine tedarikte bulunuyorduk. Daha sonra Mehmet amcamız, Ahmet amcamız Balkan köylerinde dedik ki yani bu hizmeti daha kaliteli nasıl alabilir, nasıl yapabiliriz? Bunun arayışına girdik. 2014 yılında da paketli mısır silajı tesisi kurduk. Burada üretimlerimize başladık. Balkan köylerinde küçük çapta da bu işi yapan insanların bu hizmetten yararlanmasını sağladık. Evet. Böyle özetleyebilirim size. Yani küçük aile işletmeleri de mahrum olmadan bu hizmetinizden faydalanıyorlar. Şeye kadar soracağım. Çünkü ben sahadayım. Hı hı. Köylerimiz dediğiniz gibi en uçtaki köye kadar. Orada yani şöyle söyleyeceğim. Size bir miktarı belli ettiklerinde adresine kadar teslim var mı? Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Beyefendiye sorayım. Evet. Burada, çok önemli çünkü. Evet, bu konuda çiftçimizin her zaman yanındayız. Şu an yaptığımız hizmet biraz önce Hasan Bey'in bahsettiği gibi yani köydeki Mehmet amcamız, Ahmet amcamız bizden bir paket, iki paket istediğinde biz hayır olmaz bu ürün size ulaşması zordur, şudur budur diye mazeretlerimiz yok. Bir paket de istese, beş paket de istese, on paket de istese, yirmi paket de istese biz küçük üreticimizin de büyük üreticimizin de yanındayız. Nakliye hizmetimiz tüm üreticilerimize şu an veriyoruz. Dediğimiz gibi bizim için mottomuz müşterinin yanında olmaktı. Biraz önce de bahsettim ondan. Küçük üretici, büyük üretici ayırt etmeksizin paketli ürünlerimizin hepsini müşterimiz istedikten sonra ertesi gün ya da bir sonraki gün muhakkak elinde olacak şekilde en hızlı şekilde ürünle üreticiyi buluşturuyoruz. Bu çok önemli. Çünkü evet Türkiye'de malum belli bölgeler veya çoğunluk artık 50 yaş altı her yerde yok artık yavaş yavaş. Evet. Biraz. Böyle olunca da yaşlar ilerliyor ama vazgeçemiyor, çıkamıyor, yüreği el vermiyor. Ama dediğiniz gibi aracı olmayabilir, sağlığı müsait olmayabilir o seyahati yapmak için. Ama firmamıza ulaştığı zaman küçücük bir işletme de olsa bütün ihtiyaçları kapısına kadar teslim. Hepsinin yanındayız. Ne kadar güzel. Bize sadece bir telefon etmesi, bir alo demesi yeterli. Ertesi gün hemen onun yanındayız. O zaman kocaman bir aile. Evet, çok büyük bir aileyiz. Evet. İnşallah bu ailemiz katlanarak daha büyüyerek devam edecek. Çünkü çok güzel özel bölgedesiniz. Doğru söylüyorsunuz. Kırklareli çok özel bir bölge. Teşekkür ederim. Trakya bölgesi. Gerçekten tüm Türkiye'ye seçilip gebe düveler buradan gidiyor. Evet. Ciddi bir sirkülasyon var. Hatta ben bazen diyorum eyvah Trakya'da hayvan kalmayacak. Çünkü hastalıklardan âri bir bölge. Eti çok lezzetli. 3 gündür misafiriz. O lezzetli etleri de tattık, yedik. Ne güzel, ne güzel. Özlemişiz yahu. Özlemişiz evet. Yani. Peynirine de hayranız. O zaman tüm misafirlerimizi biz bir yöremize bekliyoruz. Değil mi? Buyursunlar gelsinler. Yani bu peynirle, peynirin başkenti aynı zamanda herhalde bu kadar güzel bir şekilde hayvanlara bakılınca elde edilen süt de güzel. Yani. Akabinde de sofraların kralı peynir de güzel. Evet. Bizim kaliteli ürettiğimiz kaba yemleri ve fabrika yemini kullanan üreticimiz, bizim ürünlerimizi kullananlar biraz önce bahsettiğimiz o mükemmel peynirleri yiyorlar. Evet Hasan Bey yani 17 yıl sektörde kalmak aslında zor bir sektör. Evet. Yaptığınız iş de çok zor. Yani hayvancılık çerçevesinde yem hiç kolay değil. Yani bu kaba yem olsun, bakın ne kadar alanda ekim dikim yapıyorsunuz. Oralarda kardeşlerimiz kim bilir ne kadar hizmet var. Bu geniş bir aile, geniş bir ağ dedik ama siz de olmazsanız hayvan beslenmezse o sütü vermez. Evet. Yani böyle bir bağlamda çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Biz de bu hizmeti vermekten gayet mutluyuz. Keyifle. Keyifle yapıyoruz bu işi. Severek yapıyoruz. Yüreğinize sağlık. Efendim ikincisi düzenlenen Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Fuarı nasıl değerlendireceksiniz? Bugün üçüncü günümüz. Evet. Nasıl geçiyor fuarımız? Fuarımız çok güzel geçiyor. Katılımlarımız gayet iyi. Geçen yıla göre fuarımız daha aktif. Evet. Geçen yıl daha az bir katılım vardı. Bu yıl çok daha fazla bir katılım var. Devasa değil mi? Evet devasa. Devasa bir katılım, devasa bir talep var. Sizin efendim ziyaretçileriniz zaten
ailenizden bireyler. Evet, evet, evet. Bizi zaten sektörde herkes tanıyor. Herkes çok mutlu yani bu konuda. Evet, sizi burada görünce de çayımız, kahvemizi birlikte içiyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Kampanyalarımızdan faydalanıyorlar, fuarda özel yaptığımız kampanyalardan. Güzel bir fuar geçiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, Aydın Bey. Fuar hakkında bilgilerinizi alacağım. En ufak çocuktan burada buzağlarımız var. Yelekli, evet. Yelekli, sıcacık, evet. Yelekli, evet. Buzağlarımız, aynen, var. Ben de gözlemledim. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz? Hasan Bey'in biraz önce söylediği gibi, yani ikincisi düzenlenen bu sene fuar çok farklı geçen seneye göre. Siz de görüyorsunuz, ortam cıvıl cıvıl. Yani yöremizin halkı artık yani sadece tarım ve hayvancılık fuarı deyince üreticilerin geleceğini düşünüyor. Üreticilerimizin yanında artık halkımız da benimsedi, Kırklareli halkı da benimsedi. Eşini, çoluğunu, çocuğunu alan fuarımıza geliyor. Bu bizi memnun ediyor açıkçası. Çünkü burada göreceği, en azından bizim standımıza ya da diğer standlara göreceği bir şeyle aklında bir fikir oluşabilir. Bir niyetine girebilir bir işin. Dediğim gibi yani her şeyi uyandırıyor insanlarda bu fuar. Sadece hayvancılık ve tarım olarak düşünmemek lazım. Bizim için çok faydalı ve çok güzel. Firma açısından düşünürseniz standımız çok yoğun ziyaret alıyor şu an. Kampanyalarımız da mevcut. Biraz önce söylediğim gibi köylü Mehmet, Ahmet amcamız da burada. Büyük üreticimiz de yanımızda. Kampanyalarımız da ve varlığımız da, ürettiğimiz ürünlerimiz de hepsinin yanındayız. Fuar bizim için çok güzel geçiyor şu an. Teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Ciddi emekleriniz var. Ama şunu sormadan edemeyeceğim. Yem sektörü zor bir sektör. Mikrofonu, evet, uzatırsın. Yem pahalı. Ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Tamam, bu üretici kısmı. Üreten kısmı. Üreteni temsil eden kısım olarak siz ne söylemek istiyorsunuz? Gerçekten bu yemle üretmek de zor. Yani ciddi bir emek harcıyoruz biz de. Sahada çalışmak, bu işi organize etmek, kaliteli ürün çıkarmak cidden zor bir iş yani. O kolay bir maliyet olmuyor. Maliyetli bir şey oluyor tabii ki. Evet. Hazır yemle de aynı şey söz konusu. Hazır, biraz oraya girelim. Hazır yemle de maliyetli oluyor yani. Üretim maliyetleri, evet, çıktı. Bir de yukarı tırmanıyor. Şu anki ortam bunu gösteriyor. Öyle yani. Yani size bağlı olan bir durum değil. Onu anlatmak istiyorum. Doğru mu Aydın Bey? Şimdi şöyle, tabii ki bize bağlı olmayan bir durum ama bir taraftan da bakarsak, eğer hayvancılık sektörün ilerlemesine, daha büyümesini istiyorsak, yani hayvanlarımıza yeterli verim almak istiyorsak, bir, kaba yememizi, iki, fabrika yemimizi mecbur kullandırmamız gerekiyor. Evet. Bir üretici olarak kendimi üretici yerine koyuyorum. Uygun ürün, en iyi ürünü, en uygun fiyata, en kaliteli ürünü almak istiyorum. Ki bunun karşılığında, ürettiğimin karşılığında daha fazla kazanç elde edeyim. Bu noktada uygun fiyatlı, kalite yüksek, en yüksek verim alabileceği ürünleri üretiyoruz. Çünkü ürettiğimiz silah şu an Trakya'da, eminim Hasan Bey daha iyi biliyor, en iyi ürünü biz üretiyoruz. Fabrika yemi konusunda da Özlem Yem şu an Türkiye'de sayabileceğimiz en iyi firmalardan bir tanesi. Bölgeye de yeni geldi. Tanınmama dezavantajımız vardı ama biz bunu Acar Tarım adıyla bir adım daha ileriye götürerek en kısa sürede kapattık. Üreticilerimiz de kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyoruz. Fuar bizim için bu noktada çok avantaj. En iyi kampanyalarla, en göze kampanyalarla üreticimizin yanındayız şu an. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Hı hı. Acar Tarım olarak büyük bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Hem sizin adınıza hem buradaki üreticilerimizin adına fuarınız hayırlı, bereketli olsun. Çok teşekkürler. Çok daha güzel üretimlerle, bol bereketli günlerle tüm çiftçilerimize buluşmak üzere, evet, diyelim. İnşallah daha iyi fuarlarda, daha güzel, daha yoğun katılımlarda hep beraber olacağız. Hasan Bey, Acar Tarım olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Acar Tarım olarak üreticilerimize bol bereketli günler diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim, geniş bir ağınız var. Kolay da işiniz yok. Bu manada başarılarınız daim olsun. Sizler üretin, çiftçimizin yanında durun. Evet. Çiftçimiz kaliteli üretime geçsin. Alnının terini sildiğinde emeğinin karşılığını olsun, alabilecek kalitede olsun. Bu beraberlik, sizin bu kol kola yürümeniz daim devam olsun, etsin. Daim olsun.
Teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ederiz. Evet efendim. İkincisi düzenlenen Kırklareli Tarım Fuarımızda efendim göründüğü üzere tüm güzellikleri Kırklareli bölgesindeki sektörün liderlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, Acar Tarım'ın standında kıymetli bir üreticimiz var. Onu tanıyacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Ersoy Günaydın. Konya, Ereğli'den geliyorum. Oo, hoş geldiniz Ereğli'den. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Kırklareli gezmek mi, fuarı dolaşmak mı? Hem fuar için hem burada da düve alımımız var. Düve alımı yapıyoruz. Gebe düve, boğaltı düve. Bir toplama merkezimiz var. Orada Acar Tarım sağ olsun kaba yemlerini, özlem yemi kullanıyoruz orada. Memnun musunuz hizmetlerden? Memnunuz. Kesinlikle memnunuz. İyi, teşekkür ediyoruz. İyi bir yol arkadaşı değil mi? Tabii. Daha önceden de tanışmışlığımız var. Konya'da, Ereğli'de de bu hizmetleri beraber yaptığımız çiftliklerimiz var. Kaba yem temin ettiğimiz çiftliklerimiz var. Antep'te yaptığımız çiftliklerimiz oldu. Yani aşağı yukarı 10 yıldır tanışıyoruz, geliyoruz, yapıyoruz. Arkadaşlığımız, ticaretimiz sürekli. Fuarı nasıl buldunuz? İkinci yıl olmasına rağmen, ikincisi olmasına rağmen hareketli buldum. Güzel. Gayet iyi. Evet, üreticisiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür Buradan ediyorum. Ereğli'ye kucak dolusu selamlar. Selamlar gönderiyoruz. Tüm üreticilere. Tüm üreticilere bol bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Hemen Hasan Bey'e dönüyorum. Efendim, geniş bir hizmet ağınız var. Ben bu hangi illerde hizmet veriyorsunuz, hangi hizmetleri veriyorsunuz? Ersoy abi de belirtti zaten. Konya, Ereğli'de de hizmet veriyoruz. Gaziantep bölgesinde biçim hizmeti veriyoruz. Dış bölgelere de zaman zaman açılıyoruz. Yani sadece Balkan'da kalmıyorsunuz. Evet, sadece Trakya bölgesinde kalmıyoruz. Dış bölgelere de açılıyoruz. İş yoğunluğuna göre çıkıyoruz yani dış bölgelere. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Efendim, Acar Tarım'ın standında üreticimizle Hasan Bey'le sohbet ettik. Acar Tarım'ı tanıdık. Hizmetlerini tanıdık. Efendim, hizmetleri daim olsun. Üreticilerimizin de her günleri bol bereketli olsun. Efendim, ikincisi düzenlenen Kırklareli Tarım, Gıda, Hayvancılık Fuarımızda sektörün liderlerinden efendim Terekbay firmasının standındayız. Fuar yoğun geçiyor. Firmamızı efendim değerlendireceğiz. Fuarımızı değerlendireceğiz. Bakalım firmamız adına fuar nasıl geçiyor? Efendim merhabalar. Merhabalar. İsmim Ayberk Terek. Terekbay traktörün ortaklarındanım. Amcamlar, biz bir aile, bir şirketiz. Tekirdağ Saray'da bölgemiz ve Büyük Yoncalı'da çiftçilerimize hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde tüccarlık, gübre satışı, tarım aletleri ve zirai ilaçlar hizmetini sunuyorduk çiftçilerimize. Ve bu sene bünyemize kattığımız Bozok firmasını traktör satışını da çiftçilerimize sunuyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Gencecik pırıl pırıl ayaklarının üstünde bir aile şirketinde işinin başında görmek sizi böyle gençleri bizi çok mutlu ediyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ailecek bu işe hakimsiniz. Evet. Bu çok önemli. Bulunduğunuz bölge çok önemli. Evet. Trakya bölgesi hani tarım sektöründe yani Türkiye'de tarım sektöründe ele ki ayçiçeği üretim açısından hani
%80'e hakim olan bir bölgedir. Aynı zamanda son zamanlarda da kanola bitkisi de bölgemize yerleşmiş olmaktadır. Ve hani çiftçilik bakımından, üretim açısından bereketli toprakların olduğu bir bölgedir açıkçası bizim bölgemiz. Evet, Kırklareli çok özel bir bölge. Evet. Çiftçilik, tabii ki çiftçilikle beraber hayvancılık ve buna bağlı kaliteli sütlerle de peynir diyarı. Evet. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Sizin bu noktadaki hizmetiniz çok önemli. Çiftçinin eli, ayağı, gözü, kulağı ekipman. Aynen öyle. Doğru söylediniz. Yani düzgün işlenmeyen bir tarla düzgün ve yüksek verimlilikte elde edemezsiniz. Siz toprağa veya bir bitkiye ne kadar bakar iseniz o kadar o bitki de size o kadar bakar. Yani yüksek derecede verim alınması için iyi ekipmanın kullanılması, toprağın yönetimi çok önemli. Peki ikincisi düzenlenen Kırklareli Tarım Fuarı'ndayız. Geniş bir stand. En çok hangi ürünler ilgi gördü? Satışlar nasıl bu arada yarınlık olur? Yani satışlar bir önceki seneye göre tabii bunun da ilk olmasının sebepleri arasında da vardı. Ama bu sene çok fazlasıyla geçen seneye göre rağbet var. Hele ki Bozok traktöre karşı bir zaten kendisinin kırmızı bir albenisi olmasından dolayı da fazlasıyla bir rağbet oldu traktörlerimize karşı. Aynı şekilde Atlas, Duran Tarım aynı ilgiyi görmektedirler. Şurada gördüğüm ekipman olarak ne o ekipman? Onlar şurada ilk önce şöyle göstereyim size. Burada mini tillerlerimiz var, Aysanlarımız var, rotavatörlerimiz var. Evet. Atlas Tarım'ın. Onun haricinde dik freze olan toprak parçalama aletlerimiz var ve arkada gördüğünüz üzere de römörklerimiz var, Kuzey Agro'nun. Evet, şimdi fuarı beklenenin gerçekten çok üstünde bir evet. ilgi dedik. Bunu biz de gözlemliyoruz. Kırklareli halkı, üreticisi, çiftçisi, yeniliklere çok açık mı, araştırmacı mı ya da işte sosyal medya olsun, bilgi donanım olarak siz nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi ben şirketimizde aynı zamanda biz hani alet satışlarındaki sosyal medya yönetimliğini yapıyorum. Son zamanlardaki çiftçilerimiz yaş olarak da aşağı yaşta, yukarı yaşta artık telefonu, akıllı telefon kullanmaya başladığından beri artık e-ticaretin de hayatımıza girdiğinden beri bu hani Facebook üzerinden olsun veya başka sitelerden olsun çok fazlasıyla internetten satışlarımız gözüküyor. Mesela ben oradan bir şey paylaşıyorum. Birçok aile satıyoruz yani e-ticaret üzerinden de. Yani halkımız, üreticilerimiz yenilikleri, ekipmanları, güncel ne varsa biliyorlar. Sizden evet. alırken de ne alacaklarını çok iyi biliyorlar. Evet. Yani bizim Trakya piyasasına sağladığımız terek bay olarak, terekler olarak sağladığımız güven duygusu içerisinde de hani tereklerden mal alıyorum dediği zaman aynı güven içerisinde de kendilerini bulabiliyorlar açıkçası. Oturmuş bir firma. Evet, oturmuş bir firma. Babamların ve can amcamın kurduğu bir firma. Biz de elimizden geldiğince ne bunu yükseltmeye ve bu ismi, güveni korumaya her zaman vizyon ve misyon edinmeye çalışıyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum. Çok ben güzel teşekkür özetlediniz. Ederim, sağ olun. Gözlerinizde o gayreti, heyecanı görüyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Siz hele de. Hele böyle gençler çok kıymetli. Böyle sahada olmanız, işinizin başında olmanız bir kere daha tebrik ediyorum sizi. Sağ olun, sizi. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, genç kardeşimiz çok güzel bilgiler verdi. Kırklareli çok önemli bir memleket. Bereketli topraklarıyla, iyi derecede hayvancılığıyla. Hayvancılık yapıyorsa mutlaka çiftçiliği vardır. Efendim Terek Bay da çiftçimizin eli kolu ayağı olarak hizmetlerine devam ediyor. Anadolu sevdalıları, efendim, tarımıyla 124 tane arı işletmesiyle tarımın, hayvancılığın başkenti Kırklareli'mizdeki ikincisi düzenlenen tarım fuarında Terek Bay firmasıyla birlikteyiz. Efendim, onlara konuk olacağız. Bakalım hangi alanlarda
ne gibi hizmetler veriyorlar? Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Terek Bay firmasını, sizi bir tanıyalım efendim. Tabii. Önce izleyicilerimize Kırklareli 2. Tarım Fuarı'na geldikleri için hoş geldin diyorum. Bu yıl geçen yıla göre fuara katılım çok daha güzel. Hem müşteri olarak çiftçi ziyareti iyi, ayrıca katılımcı olarak bizler de daha güçlüyüz bu yıl. Seneye Kırklareli 3. Tarım Fuarı'nın daha güzel, mükemmel olacağına inanıyorum. Fuar hareketli geçiyor, yoğun evet. Bir talep var. Evet. Gerçekten çok çok yoğun. Bugün 4. gün, yine saat 10'a kadar full insan. Yani normalde bazı fuarlarda 4. gün son gün toplanma falan olur. Yok, yok. Saat 10'a kadar. Evet. Yoğun geçti de. Efendim, ürün yelpazeniz, hizmetleriniz, hizmet alanlarınız, üstelik siz bir aile işletmesiniz. Evet. Şimdi ben 25 yıldır ticari faaliyetim var. Önce kendimi tanıtayım. Kendim inşaat ve ziraat mühendisiyim. 25 yıldır tarım ürünleri alım satımı, buğday, ayçiçek, kanola alım satım işlerini yapıyorum. Ayrıca bir çiftçiyim. Ne üretiyorum? Buğday üretiyorum, ayçiçeği üretiyorum ve kanola üretiyorum. Oo, yağlı bitkiler, bunları, yağlı tohumlar ve evet, kanola. Bunları ürettiğimiz gibi tarım alet ve ekipmanlarını satıyoruz. Geçen yıl Bozok Traktör Trakya Bayii olarak yeni bir ticari hayata başladık. Bozok traktörlerini Trakya çiftçisine tanıştırdık. Kullanan arkadaşlarımız memnun. İnşallah daha iyi ürünlerle, daha çok traktörle Trakyalı üreticilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Trakyalı olmak bir ayrıcalık. Evet. Toprakları gerçekten verimli. Bu manada da siz de çiftçiyle birlikte kol kola yürüyorsunuz. Çünkü evet, ekipmansız biz olmuyor. Çiftçi dostu firmayız. Çiftçi dostu firmasınız. Efendim, dün şöyle bir sohbet geçti ve ben de bunu kalben onayladım. Trakya'nın üreticisi ilgiye ve bilgiye çok açık. Evet. Yani ilgili ve bilgili. Ve bilgili. Araştırmacı. Pardon, evet, ilgili ve bilgili araştırmacı. Bunun mutlaka yansıması oluyordur. Siz de uzun yıllardır sektördesiniz. Kendiniz üstelik bir çiftçisiniz. Verdiğiniz hizmet büyük. Bahsettiğiniz üzere ikincisi düzenleniyor. İnanın bu yoğunluğu kimse belki bu kadarını beklemiyordu. Evet, bizler de beklemiyorduk. Tüm katılımcılara teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz efendim. Fuarınız hayırlı olsun. Geniş bir ürün yelpazesi var. Satışlar da oldu. Evet, satışlarımız çok iyi. Bütün çiftçi dostlarından Allah razı olsun. Tercih bizi ediniz. Tercih ettikleri için Allah razı olsun. Evet. Her şeyden önce gülen yüzünüz olmasın. En İnşallah. Önemlisi budur. Buradan şu anda ülke dışında olduğu için kardeşinize de selam söyleyelim. Gönderelim evet. Efendim. Ben tamam. Onunla da tanıştım. Beyefendinin ismi? Cumhur Terek. Cumhur Terek Bey. Ben onu da çok sevdim. Ekran aracılığıyla. Ona da selam olsun. Türkiye'de olsa emin olun onu da ekrana evet. Taşırdık. O da gelir. Güzel bir ailesiniz. Sağ olun. Gerçekten yeğenlerinizle, abinizle geniş bir yelpazede işine sıkı tutunmuş harika bir firma. Efendim, günleriniz bol, bereketli olsun. İnşallah. Yerinizi de tekrar bir iletelim efendim. Tekirdağ Saray'da iş yerimiz. Yeni bir buğday ekim sezonuna başladık. Tüm ülkemize ve özellikle Trakyalı üreticimize bol bereket getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Hoşça kalın, selamlar. Terek Bay firmasına konuk olduk. Güzel bir fuar, geniş bir stand. Ciddi anlamda ziyaretçileri var. Arada bir boşlukta biz de röportajımızı tamamladık. Kendilerine biz de teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Çiftçi dostu, ekipmansız olmaz. Özellikle Trakya üreticisi, ilgili ve bilgili. Efendim, Anadolu sevdalıları, biz istemesek de yine güzel bir programın sonuna geldik. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle güzel Anadolu sevdalarıyla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bu toprakların kanalı Çiftçi TV'de kalın. Hoşça kalın. Thank you.
Müzik